Atsız Öykü. Eser Anton Çehov. Seslendiren Nimet Ulcar. Ses kayıt Stüdyo Turkuvaz. Montaj Mehmet Şahin. Beşinci yüzyılda şimdiki gibi güneş her gün sabahleyin doğar, akşamleyin de batardı. Sabahları güneş ışınları çiğle öpüştüğünde toprak yeniden dirilir, hava sevinç çığlıkları coşku ve umutla dolar, akşamları ise her şey sessizleşerek koyu bir karanlığa gömülürdü. Gündüzler gündüzlere, geceler gecelere benzerdi. Arada bir bulutlar toplaşır, gök öfkeyle gürler ya da yolunu şaşıran bir yıldız gökyüzünden kayar giderdi. Solgun yüzlü bir keşiş koşa koşa manastıra gelir, keşiş kardeşlerine yolda bir kaplan gördüğünü anlatırdı. Hepsi o kadar. Bunun dışında gün günün, gece gecenin aynısıydı. Keşişler durmadan çalışır, Tanrı'ya dua ederlerdi. Baş keşiş ise bir yandan şiir yazarken bir yandan da ork çalıp kutsal müzik bestelerdi. Bu olağanüstü ihtiyarın inanılmaz yetenekleri vardı. Orgu öyle güzel çalardı ki en yaşlı keşişler bile kulakları iyice ağırlaştığı halde enfes müziğin ezgileri hücrelerine ulaşınca gözyaşlarını tutamazlardı. Baş keşiş en olağan şeylerden, diyelim ağaçlardan, hayvanlardan, denizden söz ettiğinde keşişler onu dinlerken ya gülümser ya da ağlarlardı. Sanırdınız ki orgun telleri gibi onların gönül telleri de titreşiyor. Baş keşiş öfkelendiğinde, karşı konulmaz bir sevince kapıldığında ya da çok korkunç, çok yüce bir şeyden söz etmeye başladığında tutkulu bir esin sarardı tüm benliğini. Gözlerinde yaşlar ışıldar, yüzü pembeleşir, sesi gürleşirdi. O zaman onu dinleyen keşişler yaşlı pirin esinlenmesinin onların ruhlarını da tutsak ettiğini hissederlerdi. Böyle olağan dışı, görkemli dakikalarda ulu ihtiyarın etkisi sınırsız gözükürdü. Keşişlerine denize atın kendinizi dese gözlerini kırpmadan yerine getirirlerdi buyruğunu. Onun yüce Tanrı'yı, yeri göğü övdüğü müziği, sesi, şiirleri, keşişlerin sürekli sevinç kaynağı gibiydi. Öyle günler olurdu ki yaşamın tek düzeliği içinde ağaçlar, çiçekler, birbirini kovalayan mevsimler, denizlerin gümbürtüsü can sıkıntısı verirdi onlara. Kuş ötüşleri tatsız gelmeye başlardı. İşte böyle günlerde yaşlı pirin yetenekleri onları ekmek gibi doyurur, su gibi kandırırdı. Böylece aradan 20-30 yıl aktı gitti. Günün günden, gecenin geceden hiçbir farkı yoktu. Manastırın kapısının önünden, yaban hayvanlarından, yırtıcı kuşlardan başka kimse gelip geçmiyordu. En yakın insan yerleşim birimi çok uzaklardaydı. Oradan manastıra, manastırdan oraya gitmek için insanın çölde en azından 100 fersah yürümesi gerekiyordu. Çölü aşmak isteyen biri ya yaşamaktan nefret etmeli ya bile bile ölümü göze alarak mezara girer gibi çöle salmalıydı kendini. İşte bu yüzden bir gece manastırın kapısını yabancı bir adam çaldığı zaman keşişlerin şaşkınlığını görmeliydiniz. Adam uzak kentlerden birinden gelmişti. Üstelik yaşamayı seven sıradan günahlılardan biriydi. Manastırdan içeri girer girmez baş keşişin dua okuyup onu kutsamasını isteyeceği yerde şarap ve yemek vermelerini söyledi. Böyle uzak bir kentten nasıl olup da yolunun çöle düştüğünü sormaları üzerine uzun bir avcılık öyküsü anlatmaya başladı. Sözde ava çıkmış, geçtiği yerlerde içkiyi fazla kaçırıp yolunu şaşırarak ta buralara kadar gelmiş. Kendisine keşiş olmasını, böylece ruhunu kurtarmasını önerdikleri zamansa gülerek "Ben sizlere yoldaş olamam" diye karşılık verdi. Karnını doyurup bir güzel kafayı çektikten sonra anlattıklarını ilgiyle dinleyen keşişlere döndü, onları suçlarcasına başını salladı. ''Ey keşişler, siz burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bana kalırsa yiyip içmekten başka bir şey yaptığınız yok. İnsanın ruhu böyle mi kurtulur? Siz burada huzur içinde yer içerken, mutluluk hayalleri kurarken, dış dünyada yakınlarınız yok olup gidiyor, sonunda cehennemi boyluyorlar. Bir bölümü açlıktan kırılıyor, bir bölümü de altınlarını nereye harcayacaklarını bilemedikleri için işrete dalarak bala saplanan sinekler gibi geberip gidiyorlar.'' İnsanlarda ne inanç kalmış ne de gerçeklik duygusu.
Peki onları kurtarmak kimin işi? Doğru yolu onlara kim gösterecek? Sabahtan akşama dek içki içen benim gibi biri mi? Ulu Tanrı dört duvar arasında oturup bir şey yapmayasınız diye mi sizlere derin bir inanç, dingin bir ruh, seven bir yürek verdi? Kentli adamın sarhoşluktan dolayı söylediği bu cüretli sözler terbiye sınırlarını aşıyordu. Gel gelelim baş keşişi garip bir biçimde etkilemişti. Keşişleriyle şöyle bir bakıştıktan sonra sapsarı bir yüzle dedi ki, "Kardeşlerim, adam doğru söylüyor. Gerçekten zavallı insanlar akılsızlıkları, zayıflıkları yüzünden günaha giriyor, inançsızlık içinde yok olup gidiyorlar. Bizler de sanki hiçbirimizi ilgilendirmiyormuş gibi kılımızı kıpırdatmadan oturuyoruz. Bu duruma göre ben niçin onların arasına karışıp unuttukları İsa'yı akıllarına getirmeyeyim?" Ertesi gün bastonunu aldı, keşiş kardeşleriyle uğurlaştı, yabancının geldiği kentin yolunu tuttu. Keşişlerse onun müziğinden, konuşmalarından, şiirlerinden yoksun manastırda yalnız başlarına kaldılar. Aradan bir ay geçti. İkinci ay geçti. Baş keşişi çok özlediler ama ondan tek haber yoktu. Üçüncü ayın bitiminde bastonunun tanıdık tıkırtısını duydular manastırın kapısında. Bütün keşişler başkanlarını karşılamak üzere kapıya üşüştüler. Onu soru yağmuruna tuttular. Baş keşiş ise onları sevindirecek yerde acı acı ağlamaya başladı. Ağzından tek söz çıkmadı. Keşişler başkanlarının iyice yaşlanıp çöktüğünü fark etmişlerdi. Yüzünden yorgunluğu yanında derin bir üzüntü okunuyordu. Ağlaması gücendirilmiş bir adamın ağlamasına benziyordu. Bunun üzerine keşişler de ağlamaya başladılar. Ona niçin ağladığını, yüzünün niçin asık olduğunu sordular. Ama baş keşiş yine bir şey söylemedi. Gidip hücresine kapandı. Böylece tam 7 gün bir şey yiyip içmeden kaldı orada. Yalnız ork çaldı, hıçkırıkları duyuldu. Keşişler kapısını çalıp üzüntüsünü paylaşmak istediklerini söyledikleri zaman derin bir sessizlikle karşılaştılar. Sonunda çıktı hücresinden. Bütün keşişleri çevresine topladı. Ağlamaklı, öfkeli, üzüntülü bir yüzle son 3 ayda başından geçenleri anlatmaya başladı. Manastırdan kente kadar geçen yolculuğunu anlatırken sesi sakindi. Yüzünde gülücükler oynaşıyordu. Kendi deyin kuşların ötüşünü, derelerin çağaltısını dinlemiş, yüreğini tatlı gençlik umutları doldurmuş. Tıpkı savaşa giden, utku kazanacağına inanan bir savaşçı gibi hissediyormuş kendini. Böyle hayaller kurup şiirler dizer, maçlar söylerken yolun nasıl bittiğini fark etmemiş. Sıra kentte insanlar arasında geçirdiği günleri anlatmaya gelince birden sesi titredi. Gözlerinde bir öfke parladı. Kente girerken karşılaştığı görüntüyü daha önce ne görmüş ne de böyle bir şeyi tasarlamaya kalkışmış. Ancak orada bu geçkin yaşında ilk kez şeytanın bunca güçlü, insanlarınsa böylesine zayıf, zavallı olduklarını görüp anlayabilmiş. Şu bahtsız rastlantıya bakın ki ilk karşılaştığı yer ahlaksızlık yuvası bir evmiş. Buraya bol paralı 50 kadar adam doluşmuş, ölçüsüz biçimde yiyip içerek eğleniyorlarmış. Şaraptan kafaları dumanlandıktan sonra şarkılar türküler arasında öyle iğrenç sözler söylemeye başlamışlar ki Tanrı'dan korkan insanlar bu sözleri ağızlarına almaya çekinirlermiş. Sınırsız derecede mutlu, atak, özgür sarhoşların şeytandan da ölümden de korktukları yokmuş. Her istediklerini yapıyor, şehvetleri onları nereye sürüklerse oraya koşuyorlarmış. Üzerinden altın rengi zerreler uçuşan kehribar duruluğundaki şarap öylesine lezzetli ve güzel kokuluymuş ki içenler bir daha içmek ister, yüzlerinde mutlu gülücükler oynaşırmış. İçinde sakladığı şeytanca güzelliği biliyormuş gibi neşeli kıvılcımlar saçan şarap onu içenlerin yüzündeki gülücüklere sanki gülücükle karşılık verirmiş. Baş keşiş kızgınlığı gittikçe artarak öfkesinden ağlayarak gördüklerini anlatmayı sürdürüyordu. İşlete dalan bu insanlar ortaya bir masa koymuşlar. Üzerine de yarı çıplak bir kadın çıkarmışlar. Böylesine güzel, böylesine büyüleyici bir kadını tasavvur etmek, yeryüzünde onun gibisine rastlamak zormuş. Uzun saçlı, kara gözlü, kara kaşlı, etli dudaklı, esmer tenli kadın kar gibi beyaz dişlerini göstererek, "Görüyorsunuz, ben ne kadar güzelim, ne kadar cesurum" dercesine utanmazca, küstahça gülümsermiş.
kadının giydiği atlaslar, ipekliler güzelliğini örtmek istercesine omuzlarından aşağı dökülüyormuş. Ama güzellik kolay kolay gizlenemeyeceği için bahar toprağının altından fışkıran körpe yeşillikler gibi onun gençliği, güzelliği de giydiklerinin kıvrımları arasından görünürmüş. İşte utanmaz kadın böyle gülümseyerek şarap içip şarkı söylerken her isteyene de teslim olurmuş. Yaşlı başkeşiş iffetsiz kadını bırakıp öfkeyle ellerini sallayarak at yarışlarına, boğa güreşlerine, tiyatrolara, çıplak kadın resimlerinin çizildiği, çamurdan yontularının yapıldığı sanatçı işliklerine geçti. Kendinden geçercesine, orgunun görünmez tellerine vururcasına coşkuyla ballandıra ballandıra anlatıyordu. Keşişlerse donup kalmış bir halde onun anlattıklarını can kulağıyla dinliyor, heyecandan solukları kesiliyordu. Başkeşiş böylece şerrin güzelliklerini, şeytanın baş döndürücülüğünü, iğrenç kadın bedeninin büyüleyiciliğini bir bir ortaya döktükten sonra iblisi lanetleyerek hücresine çekildi. Kapısını sımsıkı kapattı. Ertesi gün hücresinden çıktığında manastırda tek bir keşiş bile kalmamıştı. Hepsi kente kaçıp gitmişlerdi.